büyük araçlar ki orada da bizim bir ana şebeke hattımız var. Yüksek tonajlı araçlar oraya park ediyor. İkide bir bizim borular da patlıyor ama onun ötesinde. İki meclis üyesinin izinli sayılmasıyla başlayan toplantıda Başkan Gürkan bilgilendirmek amacıyla belediye ekiplerinin yurt dışı gezileri hakkında açıklamalarda bulundu. Belediye Encümeni 15.7.2014 tarihi ve 2014'de 998 sayılı kararı ile Romanya'nın Galata şehrinde 7-11 Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlenen İSOF Ivanoviç Uluslararası Bando Festivali'ne belediyemiz Bando ekibi katılmıştır. Belediye Encümeni 15.7.2014 tarihi ve 2014'de 995 sayılı kararı ile Romanya'nın Piteşti şehrinde 27 Ağustos 1 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen fanfara geçit törenine belediyemiz Bando ekibi katılmıştır. Tunca Köprüsü'nün yanında bulunan Mehmetçik Gazinosu ile birlikte 4 adet parselin yeniden belediye mülkiyetine alınmasına karar verilirken Bostanpazarı Meydanı'nda hafriyat araçlarının konuşlanmasının durdurulması ve eski mezba yerinde toplanmaları kararlaştırıldı. Türk Ocakları Edirne Şubesi'nin istemiş olduğu 1000 liralık yardım yerine bir bina kiralayarak tahsis edilmesinin uygun olacağı belirtilirken servis ücretlerine 9,66 oranında zam yapılmasına karar verildi. Öğrenci servis hizmetlerinin ücret tarifesi. Öğrenci servis ücretleri her yıl başkanlığımız tarafından bundan önceki yıllarda da tefe tüfe oranında arttırılmış. Bu yıl yine aynı şekilde talepler oldu arkadaşlarım. Biz de resmi tüfe rakamı olan 9,66 oranında komisyonumuz maksimum artış kararı verdi. Söz isteyen var mı bu konuda? Buyurun hemen. Bu konuda söz alan AK Parti sözcüsü Mehmet Özülkü, ETUS ile ilgili bir olumsuzluğu dile getirdi ve başkan da çözümün gerçekleşeceğini söyledi. Bu konuyla ilgili söylemek istediğim şey, biri ETUS'larda, binişlerde hatırlarsınız almış olduğumuz, geçmiş toplantılarda almış olduğumuz kararlarda burayla binişler görüşürken orada biletli bir veya iki inçişli bilet satılmasını gündeme getirmiştik. Biz sizlere demiştiniz ki ya iki aylık, üç aylık bir deneme süresi olsun. Bu deneme süresi sonunda eğer ki aksamalar olursa ona göre yeni değerlendirmeler yaparız. Şimdi bu aksamaların bir tanesine ben şahit oldum. Birkaç tanesine belediye meclis üyesi arkadaşlarımız şahit olmuş. Belediyenin borcunun da alacağının da bulunduğunu ama tahsilatlar için icra görevi yapacak eleman alınması gerektiğini hatırlatarak şu anda oturulmakta olan birkaç apartmanın hala su aboneliğinin bulunmadığı kaydedildi. 7 Nisan itibariyle 65 milyon Türk lirası vadesi geçmiş borcumuz vardı. Bugün itibariyle 47 milyon civarında gibi. Birkaç gün içerisindeki ödemelerden biraz düşüş oldu. Evet. 45-47 arasında. Altyapı çalışmalarına başlanacağını kaydeden Gürkan, kanalizasyon arıtma tesisi ve yağmur suyu toplama projelerinin hayata geçeceğini söyledi. Kayalı Barajı'nda ayrı bir irsale hattı yapılması ve 30 yılda DSİ'ye ödenmesi konusunda kararın onaylandığı mecliste ana şebekenin çok eski oluşu nedeniyle olumsuz durumların yaşandığını ifade etti. Bir sözleşmede ekonomik almamız gerekiyor. Söz almak isteyen var mı? Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.